Bismillahirrahmanirrahim. Erken Cumhuriyet dönemi biyografilerine bugün yine hayatta olan, yaşayan bir isimle Hüseyin Atay Hoca ile devam ediyoruz. İsmail Cerrahoğlu örneğinden sonra sanırım ilahiyattan, Ankara'ya hayattan konuştuğumuz ikinci isim olacak. O tefsir kürsüsünde ilklerden biriydi. Türkiye doğumlu olmayan Muhammed Tancileri ve benzer olan Balkan kökenli isimleri saymazsak, Atay Hoca ise İslam felsefesi, İslam kelamı sahasında Türkiye doğumlu kurucu otoritelerden bir tanesi oldu. Evet, onun üzerine akışı bir sürdürelim. Dindar bir aileden geliyor, baba ve amcasından ilk eğitimlerini alacak ilkokula. Hafızlık hıfzını tamamladıktan sonra başlaması münasip görüldüğünden bir sene geç. Ama ikinci sınıftan başlayarak devam edecek. Karadeniz, Rize bölgesinden bir isim. Milli Şef dönemine intikal ettiğinde o da ilkokula yeni başlamış oluyor. İkinci sınıftan başladığından bahsetmiştim, 8'li yıllar. Diğer bu dönem konu edineceğim 16-17 isim gibi 1923-80 arası kesilin 30-38 arası bölümüne onun biyografisi de eşlik ediyor. Benzer dönemler, Cumhuriyet'te yaşanan kırılmalar, hatırlayabileceği kadar kuvvetli olmayan bir hafızada yer etmiş olmalı. Ailenin tabiatıyla dindar kimliği, Karadenizlilerin muhalif yapısı hocayı besliyor olmalı. Hızlı şekilde bu 38 arasındaki bölümü geçebiliriz. Tabii kayda geçmesi gereken çocukluktan almış olduğu hafızlık eğitimi burada yer alıyor. İlkokula başladığında 2. sınıf, 3 ve 4. sınıflar köyde okumuş. Sonra 5. sınıf İstanbul Kadırgı İlkokulu'nda devam ediyor. Demek ki 5. sınıfa geldiğinde hocanın hayatı İstanbul'dadır. Özel olarak da ilkokulda giderken de başlıyor, ortaokulda da devam ettiriyor. Takviye hocalarla Arapça dersi aldırtıyor baba ve amca. Hafızı söz konusu ettiğin gibi demek ki bilinçli olarak çocuğu yönlendirmişler. Şehzade Paşa, İbrahim Paşa Camii, İmam Hatibi isimleri de verilen hocalardan ders alıyor. Kumkapı yine İstanbul Ortaokulu'nu iftiharla bitirmiş. Aynı zamanda da Arapça eğitimine başka hocalar üzerinden devam etmiş. O da yetmiyor. Sonra da yine lise eğitimine paralel, hatta lise eğitimini Bağdat'ta tamamlayacak. Süreçte medrese hocalarından klasik medrese derslerini alıyor bir yandan da. 45-48 arası, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin demokratikleşmeyi yaşamış olduğu süreç. Mustafa Gümülceli, Medresetül Kudat hocalarından Ali Haydar Güleryüz, Rize Müftüsü Yusuf Ziya Kartal, bunlardan medrese derslerini tahsil ediyor. Enteresan bir deneyim, Mısır gibi örnekler vardı karşımızda ama Hüseyin Atay da karşımıza Bağdat çıkıyor. Liseyi Bağdat'ta okumuş, orada yine derecelerle tamamlamış. Sonra da ilahiyat tahsiline, Eser'de değil Bağdat'ta devam ediyor. 1954 Menderes dönemi Türkiye'de Bağdat İlahiyat Fakültesini birincilikle bitirmiş. Bağdat, Irak 1960'tan sonra bir darbe yaşadı. Öncesi Faysal döneminin ardılı olan süreç. Bağdat'ta gerek lise gerekse fakülte tahsil esnasında oranın müderrislerinden de yine özel olarak tefsir, hadis, fıkıh usulü, kelam, mantık, Arap edebiyatı, İslam hukukunun değişik dalları, feraiz gibi mesela sahalarında eğitim görüyor. Sonra Menderesli yılların orta dönemleri Türkiye'ye askerlik için çağrılıyor. Yedek subay olarak da onu ikmal ediyor. Sonra eğitim Ankara İlahiyat'ta intisapla devam edecek. 1956. Daha önce İsmail Cerrahoğlu'nu daha erken tarihte İlahiyat'ta görmüştük. Çünkü onun dışarıda bir
geçmişi olmamıştı. Onun da niyeti vardı bildiğiniz gibi ama başlangıcı başka yerlerdeydi. 27 Mayıs 30 doğumlular için 30 yaşlarında olmayı gerektirir. Hocayı artık doktora yapmış olarak da buluyoruz bu genç çağında. 60'ta. Konusu neymiş? Kur'an'a göre iman esaslarının tespiti ve savunulması. Daha sonra Kur'an'a göre iman esasları adıyla kitap açacak bu çalışma. Doktorasını bunun üzerine vermiş oluyor. Evet, bakarsanız İslam disiplinlerinde girmesi gereken saha kelamdır bu. Kur'an'a göre iman esaslarının tespiti ve müdafası ve dayanak olarak da İslam'a göre diye başlamıyor. Kur'an'la sınırlandırarak iman esaslarının tespit ve müdafası. Hocanın 60'larda başlayan bu doktora tezi ki şu an 60 yılı devirmiştir. Yaşı da 90'lara doğru ilerliyor. Aynı mihval üzerinde derinleşti. Kendi inancı üzerinde kemale erdi. 61'de evet kitaplaşmış oluyor bu çalışma. Türkiye'de 27 Mayıs darbesi sonrası dönemleri yaşamakta. Diyanete yeni askeri rejim müdahale ederek bir rota vermek niyetindedir. Tabiatıyla Türkiye'de darbeler hep Atatürk ilke ve inkılapları üzerine yapıldığı için Atatürk'ün din biçimlendirme istek ve temayülü askerlerde de vardır. Yine Türk cezan denemeleri falan gibi başkalarının biyografilerinde, özel hatıratlarında gördüğümüz teşebbüsler vesaire olmuştu ama inkıtaya uğramıştı. Fakat bu Türkçeleştirme Kur'an-ı Kerim o işe tekrar dalıyorlar. Ve Diyanet bir meal hazırlama çabası içerisine giriyor. 60 ile 61 arasında darbenin erken sıcağı sıcağına olmuş olduğu dönemlerde bir başka ilahiyatçı arkadaşıyla ki bu çok daha erken vefat etti, Yaşar Kutlay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı, yani kurum adına yayınladıkları mealin hazırlayan iki isminden biri oldu, Hüseyin Atay Hoca. Uzun yıllar Diyanet bu meali resmi meal olarak kullanmıştır. Sonra bunun yerine başka mealler aldı. Hoca da kurum dışında ve Yaşar Bey'den müstakil, bağımsız, kendisi daha farklı, öncekinden epey farklı bir meal hazırladı. Onu da zaman içinde tıpkı diğer mealciler gibi sürekli geliştirdi. Onunla ilgili bir yazıyı bizzat kendi ağzından, anlatımından okuyacağım aşağıda. Bağdat deneyiminden sonra yine çok sıra dışı bir deneyimi var. Hocanın biyografisinde yurt dışı açısından neresi? İsrail. Diyanet meali, ilahiyatta görevli, doktora tezi yapmış olan bir akademisyen. 62'de Ankara Üniversitesi tarafından İbranice öğrenmek. Ve iki sene müddetle iki asistan arkadaşıyla beraber İsrail'e üniversite tarafından gönderiliyor. Ve Kudüs Üniversitesi'nde İbranice ve Yahudi kelam üzerinde çalışıyor. İslam felsefesinin İbranice'ye yapılan tercümelerini Musa Maimonides'in Dalaletin Hayr'in eseri vesaire, Yahudiler yoluyla Avrupa'ya geçişini doğrudan doğruya inceleme fırsatı buldu ve Türkiye İlahiyat Camiası'nda İbrani dilini bilme ayrıcalığını Arapçanın yanında hoca uzun bir süre tek elinde taşıdı. Yetmedi, yeni kıtaya, uzak batıya, Amerika'ya gidişi var. İlkini görüyoruz Chicago olarak. Daha sonra bir daha gidecek Chicago'ya. Harvard geçmişi de var. İki sene, 65-67 arasında yine bir burs temin ederek Amerika'ya geçti. Ve Chicago Üniversitesi'nde 2 yıla yakın İslam felsefesi üzerine araştırmalar yaptı. Döndükten sonra da bunun semeresi olan doşentlik tezini veriyor. Farabi ve İbn Sina'ya göre yaratma adlı teziyle İslam felsefesi doçenti oldu Ankara İlahiyat'ta. Kelam'da başlamıştı ama henüz kelam kürsüsü diye bir kürsü yok Ankara İlahiyat'ta. Tefsir, kelam, hadis hepsi kuruluş döneminde doğmalar kürsüsü diye bir kürsü içerisinde böyle itelenmiş branşlardır bunlar. Zaman içerisinde bağımsız, müstakil çıkışlar sergileyecekler. Görüldüğü üzere doçentlik teziyle de bir İslam felsefesi kürsüsünde bir filozoftur artık Hüseyin Atay. Kelamcı başlangıcı
gibi. 68'den bahsediyoruz. 1969 ile 74 arasında 5 sene kelam derslerinin yanı sıra ilahiyatta usulü fıkı ya da resmi adıyla İslam hukuk felsefesi dersleri verdi. Yani metodolojiyle ilgili bir dersin felsefeyle izafesi anılması ne kadar garip bir niteleme. 69 ile 74 arasındaki 5 seneden bahsetmiştim. 5 sene değil ama 2 senelik olan bir başka 69 başlangıçlı öğretmenliği de Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde şekillendi. Konya Yüksek İslam, Kayseri Yüksek İslam, başka biyografilerde de bu kesitte karşımıza çıkmıştı. Bizzat orada ikamet eden hocalar olmasalar da Ankara, İstanbul'dan buralara, Konya'ya, Kayseri'ye gelip bu tür dersler veren isimler vardı. İsmail Cerrahoğlu'nu Kayseri'ye gelirken görmüştük vesaire. Hocanın da Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde 2 sene ders vermişliği var. Felsefenin veyahut da İslam medreselerinin klasik o derslerini vermiş oluyor. Klasik mantık dersi. 70'lere erdiğimizde Salih Doğulu da söylediğimiz gibi 40'ına ermiş demektir. 12 Mart sonrasına Türkiye geçmiş ve Ankara İlahiyat'ta kelam altı bir kürsüye ancak sahip oluyor kuruluşundan 25 sene sonra. Kelam profesörüdür. 74 Kıbrıs Hareketi yılları, Erbakan Hükümeti ve aynı yıl kurulan Kelam İlmi Kürsüsü'ne de başkan seçilir. Ana bilim dalı olarak kelam doğmuş oluyor Ankara İlahiyat'ta. Bu akademik titir branşını kitaplaştırmış Farabi ve İbn Sina'ya göre yaratma başlığı altıyla. 60'lardan sonra bir de 70'lerde Amerika'ya, bu kez Harvard Üniversitesi'ne gitmesi söz konusu. Burada 74-75 arası üniversiteye davet ediyor bu kez. Ankara İlahiyat göndermiyor. Aile planlaması, ahlak felsefesi diye bir projesi var. O projede hocayı istihdam ediyorlar. Amerika'da bulunduğu yıllar bazı yapılan kendisiyle gerçekleştirilen izlediğim videolarda anekdotlar var. Bazı verdiği Türkiye'de tartışılan kimi iştahatlarının bu tür anılarla açıklamasını yapmış. Mesela kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenmesi kanaatinin buradayken kendisine belirdiğini vesaire söyler. Ki bakarsanız aile planlaması, ahlak, hukuk felsefesi zaten aileyle ilgili de kalmış olduğu yıllarda kendisinden beklenen katkılar vardır. 75-76'da ikinci kez 60'lardan sonra Chicago'da bulunuyor. Yine bir davet üzerine gidiyor. İslamiyet'in değişen toplum karşısında durumu diye Chicago Üniversitesi 6 İslam ülkesinden seçtiği isimleri davet ediyor ve bu da bu davetteki 6 ismin de yöneticisi oluyor. Neyi görmek istiyor Chicago Üniversitesi? İslamiyet'in değişen toplum karnının durumunu, İslam dünyasının entelektüeli ilahiyat sahasındaki isimler CV'sine baktıklarında da Atay Hoca epey göz dolduruyor. 79'da İslam'da işveren ilişkileri diye daha sosyal ve iktisadi görülecek bir alanda kalem oynattığını görüyoruz. 79'da basıldı. Yani artık 50'li yıllara doğru yürüyoruz demektir. Kendi Hüseyin Atay sayfasından, kitaplarından seçtiklerim ya da sunuşunu da kullandığım paragraflar var. Onları da bu kitap başlıklarının basım yıllarının altına derc etmeye çalıştım. Kimilerini okuruz, kimilerini okumadan geçeriz. İslam'da işçi ve işveren ilişkileri. Yani çok yakın bir başlıkla Cemalettin Kaplan'ın da o yıllarda basılan bir kitabı vardı. İslam'da işçi, işveren. Tabii 70'li yıllar düşünürseniz Türkiye'de sağ sol çatışmaları, sendikaların sokaklarda eylemler yaptıkları, bir Mayıs'ın kanla Türkiye'yi dönüştürdüğü, yani neden böyle bir revaçta konu falan olmuş yaşamayanlar tabii bunun arka planını bilmeyeceklerdir.
İnsanın şerefi kitaptan bir alıntı. Pahalı elbise giymesi, pahalı koltuğa oturması ve yaptığı işten çok para kazanmasına göre değil. İşini nasıl yaptığına göre değerlendirilir. Yaptıkları iyi, güzel, Allah'ı ve insanları mutlu edecek şekilde ise o kimiz Allah katında ve insanlar arasında iyi ve şerefli bir insandır, yoksa değildir. İslam dinine insanoğlu oturduğu makam koltuğundan veya içinde bulunduğu mekandan şeref almaz. İnsanoğluna şeref veren davranış ve hareketleridir. İnsan oturduğu yere kendisi şeref ve kalkıp gidince de şerefi beraberinde götürür. İslam'da en yüce şeref helalinden yemek ve giyinmektir. Bir şeyi hak etmek en üstün niteliktir. Hak'tan daha üstün, daha şerefli, daha arı bir şey yoktur. Bunun için de Yüce Allah'ın bir adı da Hak'tır demiş. 12 Eylül sonrasına da geliyoruz. Yani ondan sonra da 40 yıl geçti. Hocanın orta ömürleri adeta. 80 ve 82 yıllar arasında Ankara İlahiyat'ın dekanlığının ona emanet olduğunu görüyoruz. Artık kıyısan bir asistan değil, kelam kürsüsü profesörü, felsefe mantık dersleri veren, İslam hukuku felsefesi diyerek de fıkıh usul dersleri veren bir ilahiyat dekanı var karşımızda. Demirel hükümetinin yerini aldı. 12 Eylül rejimi Özal iktidara geçecek. Burada hocanın organize ettiği dekanlığı sırasında bazı faaliyetleri var. Mesela 81'de Türkiye'de birinci din eğitim seminerini tertip etmiş. Birinci darbe 60 darbesinden sonra Diyanet'te bir meal ihtiyacı söz konusu olduğunda Atay Hoca görevlendirilmişti. 20 sene sonra 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye'de bir din eğitimi şurası yapmak ihtiyacını askeri rejim düşünüyor ve Ankara İlahiyat'ın dekanı olarak da Hüseyin Atay Hoca bunu gerçekleştiriyor. 81'de Türkiye'de birinci din eğitim semineri. Daha sonraki dönemlerde hocanın bu tür devletle ilişki içerisinde icraatları devam edecek. Mesela şu kitabın yazarlar arasında tam okunmuyor sanırım. Onun adı da vardır. Hüseyin Atay'ın İslam Gerçeği diye. İslam'da reform meselesini tartıştığı devlet bu anlamda bir kitap talep etti. Bu kez Diyanet'ten değil de İlahiyat Camisi'nden, hocalardan. Ve böyle bir kitap tedvin edildi. Laiklik, İslam'a muamele meseleleri, Kur'an vesaire. Burada Hüseyin Atay Hoca diğerleriyle uyumlu şekilde görüş serdetti. Kur'an'a göre İslam'ın temel kuralları adlı bir çalışması 81'de yayınlanmış. Sol tarafta gözüküyor. Bir artı ilahiyat dekanı, Ankara İlahiyat'ın ilk kelam kursu profesörü, birçok ilklere imza atmış olan isim. Ölülü'nün din eğitiminin cemaziyel evveline İstanbul'da ta Fatih dönemine kadar inen bir çalışmaya da mesai vermiş. Osmanlılar'da yüksek din eğitimi. Şu kitabımız 1457'den Cumhuriyet'e kadar ki dönemde İstanbul Üniversitesi'nin din tahsilini inceleme altına alıyor. Farabi ve İbn Sina'da yaratma meselesiydi. Akademik titrini ona kazandıran çalışması. Şimdi İbn Sina'da varlık kuramı üzerine bir başka çabası var. O da 83'te kitaplaşmış. Ehl-i Sünnet ve Şia adlı bir çalışma var. Ehl-i Sünnet ve Şia, bu bağlamda da o yıllarda bazı akademik çalışmalar görülüyor camiada. Mesela Ethem Ruhi Fığlalı çalıştı, Çağdaş Şialığı. Yani bakarsanız 79 devrimi, Türkiye-İran ilişkileri, darbe sonrası. Böyle bir işin arka planında bu tür alanda kalem oynatmanın ihtiyacı var. Ehl-i Sünnet ve Şia böyle bir çabayı çalışmaya imza atar Hüseyin Atay Hoca. Tekrar bir yurt dışı, bu kez Suudi Arabistan. Yani epey de çeşitleniyor. İsrail'den, Bağdat'tan, Amerika'dan, şimdi Selefi ülke olan Kral Fahd Üniversitesi. İslam dini esaslı dersleri vermiş. 4 yıl
diğerlerine daha da uzun bir süre üstelik Suudi Arabistan'da. Enteresan yani bir selefi ülkede bir mutezili kimliğiyle hatta felsefeci kimliğiyle Atay Hoca'nın barınması. Tekrar Ankara'ya hayata döner. 5 yıllık, 4 yıllık aradan sonra kelam kürsüsü ve emekli olana kadar ki 97'de emekli olacak 8 sene daha kelamda kürsü başkanlığı yapmaya devam edecek. Dekanlığı 2 yıl sürdürmüştü 80-82 arasında ama kürsü başkanlığı 97'de emekli olana kadar Ankara ilahiyatta onun uhdesinde. Bir yandan da kim makaleleri ya da yeni çalışmaları kitaplaşmaya başlıyor. 92'de İslam'ın iman esasları. Böyle İslam'ın ya da Kur'an'a göre diye başlayan bir dizi çalışması var hocanın. Bir de 93'te şu hafta ilkini yayınlamış olduğu Kur'an'a göre araştırmalar. Sonraki dönemde de devam etti. Takip edebildiğim kadarıyla en son 7-8. Kitabı çıktı bunun. Dolayısıyla biraz konular... İçindekilere bakmadan bir kitabın özel olarak adı çağrıştırdığı bir şeyi ihtiyaç duydukça bunları sürdürüyor. Kur'an'a göre araştırmalar, kitabın içeriğine bakmak lazım. Hangi kitapta neler var. Sadece birinci kitabın takdimini okuyayım. Bu çalışmanın usulü hakkında ve hocanın genel mantığın işleme tarzı hakkında bize bilgi versin. Kur'an-ı Kerim her şeyden önce ilim ve düşünceye önem verir. Getirdiği esasları ilme ve akli ilkelere dayandırır. Bunun anlamı şudur. Kur'an'ı ilmin ve aklın ilkelerine göre anlamak gerekir. Akla, ilme ve mantığa aykırı gelen akla, ilme, mantığa Kur'an'a da aykırıdır. Bunun için Kur'an kendi ilke ve hükümlerinde çelişki olmadığını açıkça ortaya koyarak herkese aklını çalıştırmaya, mantıklı ve tutarlı olmaya, sözünde, işinde çelişki ve tutarsızlığa düşmemeye çağırır. İlim objektiftir. Herkes tarafından kontrol edilebilir. Yanlışlığı ve doğruluğu ortaya konulabilir. İlimde herhangi bir kimseye yanıldığını gösterebilirsiniz. Yanlışlığını kabul ettirebilirsiniz. Ama iman subjektiftir. İnsanın vicdanının verdiği bir hükümdür iman. Eğer insanın imanı ilme dayanmazsa onun doğruluğu ve yanlışlığı ortaya konamaz. Bunun için de bir kimseye senin imanın yanlıştır veya doğrudur hükmü verilemez. Benim inancım böyledir dediğinde karşıdaki de ona benim inancım da seninkinin zıttıdır demiş olsa birinin imanı diğerinin yanlışını göstermiş olamayacağı için her ikisinin inancı kendisine göre doğru olur. İşte iman imanla düzeltilmez. İman, imanın doğruluk ölçüsü olamaz. İman ilme dayanırsa imanın doğruluk ölçüsü ilim olur. İlim ile imandaki yanlış düzeltilebilir. Senin imanın, ilmin şu esaslarına ve aklın şu ilkelerine aykırı olduğu için yanlıştır denebilir. Miraç konusunda olduğu gibi diyerek de kendisini düzeltmiş olduğu bir esasa dikkat çekiyor. Evet, epey sorumlu cümleler bu. Kaypak ifade tarzları, ilim nedir, bilim nedir, imanın bile neliğini, doğru da yanlışlığını hayattan hakikmiş olan bilim mi ölçecektir? Karma karışık cümleler, bu bahsetmiş olduğum taltiflere baktığınızda aldığı çocukluğundan itibaren Kur'an eğitimi, Arapça, İbranice gibi müktesebatı daha anlamlı, oturaklı bir şekilde keşke doldurabilseydi hocam. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı Diyanet'e 35 sene önce vermiş olduğu çabanın akabinde kendi müstakil eseri karşımıza çıkıyor. Bu Kur'an'ın Türkçe anlamı diye çıktı, çevirisi diye çıktı, meal kelimesini kullanmaktan kaçındı. Bunu da izahını yapıyor. 28 Şubat emeklilik yıllarına denk gelecek 67'de. Ama emekli de olsa biraz emekli zor olur ilim sahibi insanlar. 97'den sonra Ankara İlahiyat Fakültesi'nde master ve doktora derslerini vermeyi sürdürdü emekliliğinin yanı sıra. İslam'ın siyasi oluşumu 99'da basılmış. Siyasal İslam'a karşı askerinin darbe yapmış olduğu yıllardan bahsediyoruz. İslam siyaset ilişki, siyasal İslam'ın
İflası gibi çeviri kitaplar falan yayınlanıyor. Hoca 69'da böyle bir eser yazarak bir evrenselci pozisyonuyla içeriğine erene kadar çağdaş kabullerle doldursa da Kur'an'a inanç ve Kur'an'ın iddia sahibi olmasında hoca iddia sahibidir. Tarihselcilerin kaldıramayacağı şekilde. Şöyle diyor, İslam'ın tarihi içinde oluşumu Hazreti Muhammed'in hayatında tamamlanmıştır. İslam dini, tarihi ve İslam'ın başlangıcı olan vahyin Hazreti Muhammed'e gelmeye başladığı 610 miladi yılından 633 yılına kadar Hazreti Muhammed'in vefatıyla tamamlanan bu 23 yıllık tarihi süreç içinde oluşan kendisinin yaptığı tarih kastedilmiştir. Hazreti Muhammed'in vefatından sonraki tarih Müslümanların tarihi olarak adlandırılmalı ve ona İslam tarihi denmesi mecazi anlamda kabul edilerek hoşgörüyle karşılanmalıdır. İslam dini Hazreti Muhammed vasıtasıyla insanlığa gönderilip sunulmuş tarihi bir vakadır. 28 Şubat sonrası 21. yüzyıla doğru takvim akıyor. Hocanın eserleri de Kur'an diye başlayan bir dizi külliyat devam ediyor bu ilerleyen yaşlarında. Kur'an'ın reddettiği dinler diye bir çalışma. 99'un semeresi yine aynı sene Kur'an'da ilkeler diye başka bir kitabı görülmüş. İnsan ile Allah arasında peygamber de giremez. İnsan yalnız Allah'a karşı sorumludur. Kimsenin sorumluluğunu yüklenemez ve kimsenin sorumluluğuna giremez. Gördüğünüz gibi evrenselcilerdeki Allah'la peygamberin arasını ayırma, yani Kur'an'ın peygambere onun katkısıyla ortaya çıkan bir kitap gibi telakkiler kesinlikle reddedilir. Kimsenin sorumluluğuna giremez. Sorumluluk sormak kelimesinden türer ve insanın yaptığı işten sorgulanacağını anlatır. Kur'an bireyi topluma, toplumu bireye feda etmez. Birini diğerine ezdirmez. Birini hakim, diğerini mahkum etmez. İkisinin de varlığı birbirinin varlığının sebebidir. Şöyle de denebilir, bireye yakın amaç, toplum uzak amaç, birincisi küçük, ikincisi büyük amaçtır. Görüldüğü gibi Ankara Elahiyat hem evrenselciler hem de tarihselciler için büyük köklü hocalar yetiştirmiştir. 11 Eylül yılları 21. yüzyıl. Çeviriler de var tabiatıyla. Sahip olmuş olduğu diller nedeniyle İngilizce, Arapça ve İbranca. Razi'nin kelamcı kürsüsünün uzun yıllar başkanlığını yaptığı Ankara Elahiyat'ın kurucu kelam hocası olduğundan filan bahsettik. 2002'de El-Fasal adlı eserini kelama giriş adıyla kitaplaştırmış. Telifat da var tabii. Kur'an'dan önermeler. Yine Kur'an diye başlayan bir çalışması. İrade ve Hürriyet, Türkiye'de kader tartışmaları Atay Hoca ile başlamıştır. Yani Ehl-i Sünnet kader inancından Mu'tezili inanca geçen İlahiyat camiasındaki değil. Tabii bu tarihte bu kitap yayınlanıyor ama sanırım sonraki dönem baskılarıdır. Günümüzde Türkiye'de özgürlüğün olmaması, diktatörlüğün sürdürülmesinin tarihi temeli bu cebri, kaza ve kader inancıdır. Devlet Allah yerine konulmaktadır. Allah sorguya çekilemeyeceği gibi devlet de sorguya çekilemez. Başımdan geçen bir olayı hatırladım. Senelerce önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirdim. Meslektaşlardan biri şu cevabı verdi. O Diyanet'in takdiridir. Yani Diyanet ne takdir ederse o doğrudur. Bu mealin hazırlanış sırasında yaşanmış olan tartışmalar. Atatürk bulaşması olmuyor. Dinde reform ve Atatürk'ten kesitler, yani onun zamanında yapılan icraatın içeriğiyle. Mesela reform kelimesi geleneksel camianın şiddetli tepkisinden dolayı aslında kullanmada mahsur görmeseler dahi bu kelimeyi kullanmayalım diyenler çokluktadır o camiada. Yaşar Nuri bile kullanmak istemezdi mesela reform kelimesini. Ama sözlük anlamına dayanarak Atay Hoca, İslam manasında bunu çok normal kabrederek kullanmıştır. Deform değildir reform. Deform yanlıştır, reform doğrudur. Peki Atatürk'ün yaptıkları deform mudur, reform mudur? Örneklerle bunu tartışıyor 2003'te basılan bir eseri. Reformu değiştirmek olmayıp yanlışları düzeltmek, ıslah etmek, salih amel işlemek,
yararlı bir iş yapmaktır. Reform ve içtihat yapmak kayıtsız ve şartsız düşünmekle olur. Kötü yönde değişmeye ve bozmaya reform denmez, deform denilir. Bir örnekleme, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle ilgili şöyle yazmış. Atatürk'ün bu sosyal ve siyasal ilkesini kendi kafalarına göre yurtta barış, dünyada barışa çevirdiler. Ve anlamını kendi bayağı pısırık, aymaz niteliğine çevirdiler. Yani şimdi ne yaptı? Dinde bozulma, reform, deform. Atatürk'ün sözü bile deform ediliyor. Değil mi buradaki örnek? Falih Rıfkı Atay'ın Atatürk'ten yaptığı alıntıda Atatürk ordu için sulha giden iki kısa yol vardır. Zafer ve bozgun diyor diye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe çeviri daha önce anlamdı. Şimdi çeviri olarak yayınladı. Burada artık okuyabiliriz. Çeviri, meal bu kendisinin 45 yıllık çeviri mücadelesinin örneğini. Kitabın kapağı yerine Fatiha suresinin çeviri örneğini verdim son şekilde. Hocanın çeviri inisiyatifini görelim diye. Biraz yazı küçük büyütürsem. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Övgü, evrenin eğiteni, acıyan, acıyıcısı olan, sorgulama gününün yargıcı Allah'adır. Yalnız sana taparız, ancak senden yardım dileriz. Bize öfkeye uğrayanların ve sapanların yolunu değil, iyilik eylediklerinin yolu olan doğru yolu göster diye. Epey sadeleştirilmiş ve Arapça kelimelerden kaçmayı özellikle tercih eden bir dil var. Mesela tapmak, ibadet etmek yerine ta Diyanet mealinde ki çok tartışılmıştır. Kullanmış olduğu bu ıslahların hala peşinde onları hocam kullanmıştır. Diyanet meali üzerine Hasan Basri Çağatay'ın da meali var bildiğiniz gibi. O epey sert tartışmalar yapmıştı. Mesela o mealde de müşrik kelimesini kullanmayarak Diyanet meali, puta tapanlar, putçular tabirini kullanmıştır. Uzun yıllarda Türkiye'de devlet radyo televizyonlarında o meal verildiği için şirk denen kavramın neliğini vatandaş bilmez olmuştur. Peygamberimiz zamanında şirk puta tapanlar, puta tapmadığımıza göre biz müşrik hiç olmuyorduk kolay kolay. Böyle bir mantık hocasının felsefe ve kelam kürsüsünde oturtulan bir adamın birikimine baktığınız zaman epey doluluklar var. Bunların üstesinden gelemeyen bir ürün vermeleri biraz tuhaf, acıydı. 10 bin veya daha çok yıllık insanlık tarihi süresi içinde hiçbir din ve hiçbir dinin kutsal kitabı insanlık tarihine bir dünya medeniyeti ve bir dünya felsefesi sunmuş değildir. Şimdi bir evrensel dili görüyorsunuz. Tarihselcilere buna nasıl bakarlar? Güler geçerler. Böyle getirdiği bir yerlilik var, hiçbir yerlilik yok. Cahili ne varsa o, onlar aynen Kur'an'da tekrar etti. Zaten Allah'ın da birebir sözü değil ki. Peygamberin algısından ibaret. Evrensel akım tabiatıyla böyle düşünmez. Yalnız Kur'an bu hükmün dışındadır. Kur'an insanlık tarihine hem yeni bir dünya medeniyeti hem de bir dünya felsefesi kurmanın ilk örneğini vermiştir. Bunun inkar edilemez kanıtı tarihin kendisidir. Geçmişi böyle tarihi bir övünmeye sahip olan Müslüman milletlerin dünya milletleri içinde şimdiki acıklı duruma düşmelerinin sebebi Kur'an-ı Kerim'i arkalarına atmaları olduğunu Bağdat'ta öğrenciliğim sırasında kavramıştım. 43 yıl önce Türkler Kur'an'ı anlamadıkça gerçek Müslüman olamazlar demiştim. 1960 yılında iddialı bir şekilde yaptığımız Kur'an mealini Diyanet İşleri Başkanlığı'na kabul ettirdik. 30 yıl süresince yüz binlerce basıldı. Bugüne kadarki çalışmalarımın ağırlığını Kur'an araştırmaları Arapça-Türkçe sözlük teşkil etti. Bu süre içinde anlayışımı geliştirdim ve genişlettim. Kur'an'ın Türkçe çevirisini yeniden yaptım. Diyanet bu çeviriyi kabul etmediği gibi basmakta olduğundaki yanlışları da düzeltmeyi kabullenmedi. Ben de artık mealin Diyanet tarafından basımına izin vermedim. Böylece Diyanet Kur'an'ın ciddi bir çevirisinden mahrum oldu. 1960'taki Kur'an'ın Türkçe mealinin ondan sonraki tercümeleri olan etkisinin görüleceğine inanarak 45 yıllık bir emeğin ürünü olan bu çeviriyi aziz Türk milletine sunmayı bana bağışlayan Kur'an'ın yüce sahibi Allah'a övgüler olsun.
Çağdaş iletişimin olanaklarıyla herkesi ahlaksız, hırsızlı, sarhoşu, düzenbazı, bilgili, bilgeyi ve diğerlerini seyrediyor, diliyor ve okuyorsunuz. Sizi yarattım ve size insan diyen, size anlatan Allah'ı da dinleyin ve kitabı olan Kur'an'ı okuyun. Emin olun ki vaktiniz asla boşa gitmeyecektir. Hem kendinizi hem de etrafınızdaki insanları hem de evreni anlayacaksınız. Bir insan ne kadar evrensel olursa olsun, bütün evreni ve insanlığı rahmetiyle kucaklayan Hakk'a riayet konusunda Allah'tan daha evrensel olamaz. Evrenselci diye anılan akımın evrensel kelimesine Kur'an'a verdiği anlamı da hoş bir şekilde burada görüyoruz. Bunlar tarihselcileri çıldırtır. Yeni bir insanlık medeniyeti ortaya koymak ancak Kur'an'a yeni bir ilim zihniyetiyle eğilip, onu yeni ilim verilerine ve çağın yaşam şartlarına göre anlayıp üzerinde düşünmekle olur. Kur'an geçmişte bunun örneğini vermiş olduğu gibi şimdi de bunu başaracak güce ve dinamaya sahiptir. Ben Kur'an'ı okuyup anladıkça insanın ne kadar yüce bir varlık olduğunu anladığım için herkese Kur'an okumasını öneriyorum. İnsan kendisinin yüce bir varlık olduğunu, Tanrı'dan başkasına boyun eğmeyecek saygınlığa ve onura sahip olduğunun bilincine varsın. Kur'an'da Allah konuşuyor. Size ne dediğini, ne demek istediğini öğrenmeyi istemek hakkınız. İnsan bu hakkını kullanmaktan sorumludur diye yazmış ön söz takdiminde. 46'da Cehaletin Taksimi adıyla bir çalışması. Farabi'nin Tahsilü Sadeat'la eserinin çevirisi. Telif olarak İslam Yeniden Anlama diye 2017'de basılan bir başka çalışması ve zaman zaman da fetvalarıyla soru sorulduğunda özellikle Ramazan aylarında karşımıza çıkanlardan biri olarak Atay Hoca'yı görürüz. Mesela orucun çok uzun tutulduğuna dair mülahazalar şimdi bunu başka bir hoca efendi sürdürüyor Süleymaniye Vakfı. Son olarak Tanrı'nın dini İslam ve kitabı Kur'an adlı bir çalışması var. Bu da bir başka kendisiyle mülakat yapan evrenselci. Bir bilim adamı felsefe, kelam ve mantık bilmezse onun sözüne, düşüncesine güven olmaz. Zaten doğru, bazen yanlış yapar, farkına varmaz. Bu konuda Kur'an'ın önerisi, Kur'an ayeti de olsa düşün, taşın, kimsenin sözünü elekten geçirmeden ardına düşme. Vatandaşın seçimle verdiği oydan Tanrı katında sorumlu olduğunu bilmesi, namaz kılmayı bilmesinden çok daha önemlidir. Çünkü toplumla ilgili hükümler herkese aittir. Oysa namaz yalnız Allah'ın kendisine aittir. İnsan seçtiği kimsenin yanlışlarına, adaletsizliklerine, suçlarına ortaktır. Çünkü oraya gelmesi için oy vermiş ve onun seçilmesine sebep olmuştur. Yani gördüğünüz gibi Kur'an'ın her şeye müdahil olan bir yönünden bahsediyor. Yani burada Saadet Partisi'yle o istemiyor kuşkusuz ama böyle bir kapsam genişlemesi ve şumul düşüncesi vardır. Vatandaşın bu sorumluluğa göre hareket etmesi İslam'ın ahlakının temeline uyduğu anlamına gelir. Namaz kılmak da bunu gerektirir. Yoksa namazın tek başına bir anlamı ve sevabı yoktur. Bunu iyi anlatmak gerekir diyor. Bu sözlerle de hocayı tamamlamış olalım. Eserlerin toplu dokümanlarını veriyorum. Biraz otobiyografik bir eser olarak Ben diye bir çalışması da mevcut Atay Hoca'nın. Peki, gecemiz hayırlı olsun.